Arkadaşlar ben Ömer Doncak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün sizlere bildiğimiz üzere 75 liraya ben bilgisayar toplamıştım. Süleyman Pro'nun biraz dersleri vardı. O gün videoya katılamadı. Ama bugün burada aslan gibi oyun testini yapmak için burada arkadaşlar. Süleyman bugün hangi oyunları oynayacağız? Söyle arkadaşlarımıza. GTA ve Counter oynayacağız. Ondan sonra bir tane de oyunumuz var. NFS Underground. Evet onu da oynayacağız. O ne oyunu Süleyman sen bilirsin. Araba oyunu o da. Çok eskiden oynardın hatırlarsan. Evet. Ben senin küçüklüğünü bilirim Süleyman. GTA direksiyon da vardı kırıldı o da. Kendisine arkadaşlar zamanında buna direksiyon almıştık. 50 liraya aldık işte direksiyonu. Daha küçücüktü bu. Ondan sonra baktım 2-3 gün sonra direksiyonun kablolarını kopartmış, direksiyonu kırmış. Oyun oynuyorum diyor. Sen neden öyle şey yapmış hatırlıyor musun? O zamanlar araba oyunları yoktu. O yüzden. Yalan söyleme. İşte oynayamadın. Ne şey yaptın sen de? Evet. Şimdi oynayacaksın ama. Evet. Klavyeyle oynayacaksın. Evet. Yani şimdi kasamızı nasıl buluyorsun? Güzel mi kasamız? Güzel. Bir de kameraman, motoru göster bakalım kameraman. Gördüğümüz gibi motorumuz bu arkadaşlar. Her zamanki klasik monitörümüz. 10. mouse'umuz var burada. Ondan sonra klavyemiz var. Kablosuz klavyemiz. O da oyuncu klavyesi sayılır. Yani tam oyuncu klavyesi değil de bize göre oyuncu klavyesi. Bizim şeylerimiz oyuncu klavyesi. İşte arkadaşlar ondan sonra bir yeni projemiz var. Böyle 1 milyar 200 civarı bir ya bilgisayar toplayacağız ya da bir tane araba almaya çalışacağız. Size soruyorum arkadaşlar. Bu soruyu cevaplayın yorumlardan. Bilgisayar mı araba mı? Fiyatımız 1.5 milyar 1 milyar arası tamam mı? Araba mı alalım? Bu fiyatta bilgisayar mı toplayalım? İkisinden birini soruyorum arkadaşlar. Siz yanında değil de yoruma yazın. Araba mı bilgisayar mı? Veya bilgisayarınız varsa kanki de istiyorum. Mesela bilgisayarı sevdiğiniz nasıl diyeyim? Bilgisayar daha iyi alalım diyorsanız bilgisayar hakkında bir açıklama yapın. Araba diyorsanız araba hakkında bir açıklama yapın. Ona göre bir şeyler yapacağız Süleyman. Arabaya bineceksin mi araba topladığım zaman? Binerim. Nasıl bir şey istiyorsun? Jeep mi istiyorsun? Yok. BMW. Kamyon. Kamyon istiyorsun. Kamyon istiyorsun ha? Evet. Kamyonun bince gitsin. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmayalım. Videoya geçelim. İlk testimiz GTA San Andreas. GTA San Andreas'ta FPS test yapacağız. Yapacağız mı Süleyman? Yapacağız. Hangi programı yapacağız? Props'la. Adamsın Süleyman ve videoya geçiyoruz. Süleyman Pro burada. Geçen günlerde berbere gidip saçlarını kestirmiş. Ona saatler olsun diyoruz. Saatler olsun Süleyman. Evet. Sağ ol. Neyse arkadaşlar. İlk oyunumuzu başlatacağız Süleyman GTA San Andreas'i. Evet. FPS açık bu arada aşağıda. Evet. GTA San Andreas açıyor. En sevdiğin oyunlardan biri GTA San Andreas diyorlar. Doğru mu Süleyman? Doğru. Kaç FPS buradan gözüküyor? 60. 60 ilk başta sabit diyor ama geçen videoda bir hata yapmışız 250 lira bilgisayarın oyun testinde. Orada bir hata yaptık. Hatamız FPS sabitleyici açık unutmuşuz. O yüzden 25'ten yukarı çıkamadı ama bu sefer onu kapattık. Oyuna başladı. Yine oyun Süleyman. Bu da arkadaşlarımız GTA falan test ettiğiniz zaman arabalara binmemizi istiyorlar. Çünkü en fazla kasma arabalarda oluyormuş. Bu bilgisayarda kasma olacak mı? Bilgisayarımızda özellikleri 3 GB RAM, 512 MB ekran kartı, Intel Pentium 4, 3.0 GHz 7500 işlemcisi var. Gördüğünüz gibi 200 GB hard var. Evet, bir tane arabayı aldı Süleyman. Bin bakalım. Siyete biniyor ama bir araba bineceğiz. Evet. Yumruğu koydu gidiyoruz hadi. Bas gazı. Bas gazı aşkım. Kasma var mı Süleyman? Yok. Yok, aynen. Kaç 34, FPS? 35. 35, aynen. 31, 30, 29. 30 o aralarda gidiyoruz. 30 FPS'teyiz. 27 mi? 35, 36. Değişiyor arkadaşlar. Nasıl diyelim? Oo, 44'e çıktık gördüğünüz gibi. 48, 50, 50'yi gördük. Sence bu ortalama ne diyelim arkadaşlar Süleyman? İyi bence. Her şey kaç olsun ortalamasını sorarlarsa? 40. 40 aynen o aralar çıkıyor bak. Mesela şu anda 37, 36. Bir kasman gibi bir durumda yok yalnız oyunda. Dur. Flaştan dolayı mı biraz parlaklık kötü gözüküyor. Ama dur bunu uzaklaştıralım şimdi. Evet. Şimdi duralım bir. Şimdi dur bir arabayı. Hareket et. Aynen. Ben bu flaşı kapatayım onunla da görün arkadaşlar siz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi flaşı kapattık ve oyunumuza geri dönüyoruz. Aynen biraz düştü ama tekrardan yükselecek gibime geliyor. Yükselir herhalde Allah'ın izniyle yükseltir. 23-24. Aynen bayağı iyi yani bu bence GTA San Andreas'ta o kadar FPS'inde bir önemi yok.
önemli olan oyun akıcılığı ve size nasıl hissettiğinizi, tamam mı, oynarken. Yani tabi belki bilgisayar uzmanları olarak biz bilgisayar uzmanı falan değiliz. Normal biz bir oyun kullanıyoruz yani, hadi kullanıyoruz. Bence bize göre iyi bu çünkü performansı. Tabi sizi bilemem. Siz çok büyük bir performans istiyorsanız tabi ki bu sistemi tercih etmeyeceksiniz. Kendinize nasıl diyeyim, daha iyi bir şeyler toplamaya çalışacaksınız. Neyse 35'i falan da gördü, az önce gördüm orada işte. İşte dediğim gibi bize yetiyor bu performans. Süleyman yetiyor mu? Yetiyor. Tabi yetiyor. Süleyman oynuyor mesela. Akıcılık da bir bozulma yok. Donma kalma sıkıntı da yok yani. Ekran kalitesi de bize göre iyi bir, monitörümüze göre yani iyi bir kalite veriyor. Bu bilgisayara, bu oyuna nasıl diyoruz? Yeter diyoruz bize. Ve ona işaretini bırakıp oyundan çıkıyoruz. Süleyman çıkabilirsin oyundan. Evet. Ve ondan sonra Süleyman'ın en sevdiği oyunlardan biri Underground. FS Underground. O oyunu açacak Süleyman. Aç bakalım Underground'ı. Oradan en aşağı in, en aşağı. Speed 2 var yani. En, ona bas. Bu oyunu internetten indirdim. Şimdi reklam olmasa sağlam indir olması lazım. Cloudmail.com yok, cloudmail.ru diye bir adres var herhalde. O adresten indirdim bu oyunu. Evet. Hi, I'm Brooke Burke and I play Racer Teller in Need for Speed Underground 2. Playing a racer in the game was a lot of fun, but on the streets, I'd make sure to drive safely and responsibly. When it comes to racing, make sure you only do it on the streets of Underground 2. So remember to always use your seatbelt and obey the laws of the road. Boş yavaş geç buraya. Geçilir mi? Şimdi bak şurada. Aynen yüzün aşağısını bilmiyor. Devam de devam, bir tane araba 48'e indi gördüm. Yetişme işaret bilgisayarımızın oyun testinde gördüğümüz gibi İlk oyunumuz GTA San Andreas'ı test ettik. Sırada Nefese var. Need for Speed. 16'ya düştük. Doğru, kasıyor gibi. Kasıyor mu Süleyman? Hangi sensin lan? Lan çekişsene lan önümde. Allah Allah, önümde geçti. Dur, kasma var mı? Yok, kasma gitti herhalde. Kasma az bir şey olabiliyor arkadaşlar bilgisayarımıza göre. Aynen, az bir şey var herhalde. Sana pek fazla gözükmüyor ama. Az bir şey kasıyor. Dediğim gibi bu oyunu oynayacak kadar çim testlerini yapıyoruz. Şöyle ben birazcık nasıl indireyim. NFS Underground. Süleyman nasıl, iyi mi bakalım? Kasıyor ama az bir şey yani sanki. Ortalamada 20 FPS alıyoruz. Yat da 25-23 öyle çıkıyordu. Buna 22 FPS diyecektim, düştü bak. Tamam, ortalama 20 FPS diyelim buna. Aynen, ortalama 20 FPS alıyoruz Netro Speed'de. GTA San Andreas'ta 38 FPS diyelim ortalama. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor ama 38 ortalama diyoruz. En son önümüz Counter Strike 1.6 olacak inşallah, Allah'ın izniyle. Bir de dediğim gibi şey yapın arkadaşlar, düşüncelerinizi böyle belirtin. Araba mı alalım yoksa bilgisayar mı toplayalım? 1 milyar 1.5 milyar arası bütçemiz var. Sizlere soruyorum, hangisini yapalım? Yorumda fikrinizi belirtin. Direkt sadece araba yazmayın, bilgisayar da yazmayın sadece. İkisinden birini yazın işte. Yani hangisini istiyorsanız ona göre yapın. İşte Network Speed'imiz de bu kadardı. Ortalama 20 FPS aldık ve oyundan çıkabiliriz. Yok, geri de. Geri. Allah Allah. Diğerlerine bas. Şu ileri tuşu var ya, ileri tuşuna bas.
Öyle değil ha. Gel biraz daha git. Yok geride. Onsa ileri bak ona bak şuradan. En sona gel en sona. Ana menü devam de. Çık da çık. Evet de. Need for Speed Underground'da 20 FPS aldık ortalama. GTA'da 38 dedik. Ve ondan sonra Counter Strike 1.6. Onu da oynayacağız bakalım. Bunu da herhalde nereden indirdik? Bunu mu sağlam indirdin? Aynen sağlam indir olması lazım. Oraya çok teşekkür ediyoruz. Oyunlarımızda bayağı işe yarıyorlar. Kamerayı da bir güzelce silelim şöyle bakalım. Evet. Kamerayı sildik. Ama dur bir saniye. Kameradan bir şey var. Bu görüntü ekranı şeyinden hala aynı şekilde. Peki orayı pencere kapattı. Allah Allah. Heh, counter aç. 60 diyor. Didast 2 olsun. 3'e düştü. 28. Aşağıdaki 66'yı gösteriyor. Orada 18 diyor. Bak aynen bu FPS'e sıkıntı olabilir. Aha. 38 40 23 25. Kime kaldı Süleyman OS kontrol oynayanlarda ne? Bir Süleyman Pro kaldı. GGG Süleyman Pro GGG. İncici Süleyman. Ay kayna adamına sıkma. Ana vuramadın da onu. He kim kaldı o botları? Neydi killbot? Yazsana bir killbot diye. Söylesene E'ye bas. E tuşu vardı yani. He. Kill yaz. Kill. İki tane L'li. Alttan tire. Bot. Olmadı ama işe yaramıyor. Öyle miydi? Bu arada 30-25. 16. Evet, 26-20-30 falan. 32, 30, bir dakika dur, 24. Bir daha killbot göstersene bir. Enter de. Ne yaptın? Oo, 55. Ortalama ne edelim? 30'a düştük, 26. Süleyman'a döndürüyoruz kamerayı bir saniye. Süleyman Counter'ın ortalamasına ne diyoruz? 30 diyelim. Ama şu anda 20. Bak aynen 30'un yukarısına çıktı oluyor. Bak 35'e çıktı şu anda. Tamam biz 30 diyelim buna dursun. Ortalaması 30. GTA San Andreas demiştik 38. Bu 30. Underground'a ne demiştik? 25 mi? Neyse onu video kayıtlarına bakarız. Tamam ama çık artık bunu da. Evet. Oynayacağımız oyunların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Süleyman ne diyorsun bu? Bir de bilgisayarın özelliklerini göster en son. Tamam de. Bilgisayarım aç. Aynen. Pentium 4 dediğim gibi 3.0 GHz GPU, 3 GB RAM. Gördüğümüz gibi burada. Ondan sonra bilgisayarın hard diskinin kaç GB olduğunu göster. Evet, bu programlar onlar bekliyorlar. O başka hard disk. O aynen onları da göstermeyelim de. O hard diskleri sonradan taktım ben. Yani deneme hard diski o. Format atarken kullandığım hard disk. Onlar değil arkadaşlar şu anda kullandığımız. Şu iki hard disk bu bilgisayarın hard diski. Yani 250 GB. Çıkar kapat burayı. Zaten hard disk performansa bir yararı olmaz gibime geliyor. Olursa da kendiniz bilirsiniz. SSD falan da bir hard disk taktığımız. Neyse arkadaşlar. Süleyman bugün de bir videonun sonuna geldik. Ne diyorsun arkadaşlarımız en son olarak? Niye bir bilgisayar toplayabilirsiniz? Bunun gibi diyorsun. Evet. Kendin toplamayı düşünüyor musun kendine bilgisayar? Evet. Kaç olacak düşünüyorsun? Yani
300-400. Aynen, işlemcisi ne olacak? i5 mi olsun, i3 mi, i7 mi? i5 toplayacaksın. Evet. 300 liraya. Ama 400 liraya. Evet. Ekran kartı ne olacak? Ekran kartı anakartta olacak. Anakartın üstünde. Ha, 10 bar diyorsun yani. Evet. Neyse arkadaşlar, uzaklaştırıyor söyledi. Evet. Ve en son hepinize iyi günler diyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımıza takipçi olmak için arkadaşlar, aşağıdan abone olabilirsiniz. Size bir de orada zil var. Zil butonu var. Onun üstüne basarsanız eğer, size video paylaştığım zaman bildirim gelecektir. O bildirime tıklayarak videolarımızdan dakikasında haberdar olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayınız. Ve hepinize görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun tekrardan.